Günlerin Masalı, Bir Hafta Hikayesi. Bir varmış, bir yokmuş, haftanın yedi günü, renkli bir dünyada bir araya gelmişler. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar adında yedi günlük dostlar, birbirinden farklı ama bir o kadar da özelmiş. Pazartesi, haftanın başındaki enerji dolu günü temsil ediyordu. Herkese yeni başlangıçlar ve hedefler koyma konusunda ilham veriyordu. Pazartesi, diğer günlerle tanışmaktan ve onlara güzelliklerini öğretmekten heyecan duyuyordu. Salı, orta haftanın neşeli ve enerjik günüydü. Herkese olumlu bir perspektif sunuyor, pazartesi gününden kalan enerjiyi devralıyordu. Salı, çiçeklerin açtığı ve kuşların cıvıldadığı bir günü temsil ediyordu. Çarşamba, haftanın yarısında bulunuyordu. Bugün, insanlara ortalarında bir mola verme ve nefes alma şansı tanıyordu. Çarşamba, birçok insanın haftayı ikiye bölen bir gün olarak sevdiği bir gün olmuştu. Perşembe, haftanın ikinci yarısının başlangıcını müjdeleyen bir gün olarak öne çıkıyordu. Haftanın bitişine yaklaşırken insanlara enerji veriyor, hedeflere odaklanma konusunda destek oluyordu. Cuma, haftanın en sevilen günüydü. Çünkü bugün, haftanın yorgunluğunu atma ve hafta sonuna hazırlık yapma günüydü. Cuma insanlara hem işlerini tamamlama hem de keyif yapma fırsatı sunuyordu. Cumartesi haftanın özgür günüydü. İnsanlar istedikleri gibi vakit geçirebilecekleri, hobilerine odaklanabilecekleri bir günü hak ediyordu. Cumartesi dinlenme ve özgürce keyif yapma günüydü. Pazar haftanın sonu ve dinlenme günüydü. İnsanlar, pazar gününü sevdikleriyle geçirerek enerji depoluyor, doğayla vakit geçiriyor ve gelecek haftaya hazırlık yapıyordu. Ve masal burada biter. Haftanın yedi günü, birbirinden öğrendiği güzellikleri paylaşarak, insanlara neşe ve denge getiriyordu. Siz de haftanın her gününde bir öğrenme ve keyif bulabilirsiniz.